sevgili kardeşim. ...4 Temmuz 2003 günü... Süleymaniye Kuzey Irak'ta... ...10 askerimle birlikte... ...bölgenin güvenliği için hizmet verirken... ...daha dün çayımızı içen... ...beraber çarpıştığımız adamlar... ...karargahımıza baskın düzenleyip... ...bize silah çektiler. Komutanım ısrarla çarpışmayın emri geliyor. Komutanım benim. 11 kişiyiz. Çatıda makinalımız var. 100 Amerikan, 60 yerel askerin yarısını vuracak gücümüz var. Bunların amacı arama yapmak değil komutanım. Çay verdiğimiz adamlar bize silah doğrultuyorlar. Bunların eylemi bize yönelik değil, Türk milletine yönelik. Ölmek için 10 askerimle birlikte emir ve görüşlerinize hazırım komutanım. Komutanım, ölmek için emirlerinizi bekliyorum dedim, arz ederim. Asker, indir silahını. Komutanım. Evladım, emir veriyorum size. İndirin silahlarınızı. Ne istiyorsanız arayın, sonra da defolup gidin. Sigara odası. Sigara içiyoruz burada. Ne oluyor lan? Binbaşı, müttefiklerimizin dışarıda beklemesi güvenli değil. Bu konuyla... Siz sadece binayı aramak için izin istediniz. Dışarı çıkmayacağız. Gerekirse bizi öldürün. Bir hata yaparsanız sizi öldürürüz. Şimdi sorgulama için karargaha götürüleceksiniz. Yani soruşturma için. Hangi konuda? Öğreneceksiniz. Bu yüzden buna sorgulama deniyor. Ama hazır buradayken neden C4'lerin yerini söylemiyorsunuz? Biz askeriz. Tutuklu ya da esir değiliz. Adamlarınız üniformalı değiller. Bu durumda da sizin asker mi yoksa terörist mi olduğunuza karar vermek bizim için çok zor olacak. Sizi sorgulamadan bunu bilemeyiz. Senin de üniforman yok. Rütben yok. Hiçbir yetkin yok. Sen bir asker bile değilsin. Ama askerdim. Tutuklayın. Buna hakkınız yok. Biz askerlerin şerefiyle oynamayın. Binbaşı, bu adamlar asker. Çok gururludurlar. Yüzleri görülmesin. Peki efendim.
Türk karargahı basılmış. Kim basmış? Amerikalılar. Sevgili kardeşim, Irak'ta olduğumuz her gün şunu düşündük. Bizim burada ne işimiz var? Ama zaman içinde gördük ki bu topraklara her hükmeden bu toprakların insanlarına zulmediyor. Bunu bir tek atalarımız yapmadı. Ve biz maalesef o gün atalarımıza layık olamadık. Adalet için, zulmü önlemek için, şerefimiz için ölemedik. Şimdi ben bunu senden istiyorum. Ne acı değil mi? Kardeşin Süleyman. Vatan sağ olsun. Geldik abi. Hani kırmızı halıyı göremiyorum. Az sonra görürsün kırmızıyı, yeşili, sarıyı. Trafik ışıkları Mehmet. Berberlik erkekliktir. Kadın da sakaldır. Sakal ne kadar sert olursa olsun fırça bütün sertlikleri alır. Önce sakalı bir güzel yumuşatacaksın. Yumuşatacaksın, yumuşatacaksın, yumuşatacaksın. Gel Ali, gel. Ne yapıyorsun? Baba. Anan nerede? Yürü. İleride çevirme var. Bunlar asker mi, polis mi? Şehirde polis, dağda asker. Bir ayrım yok. Benliğimizi yenene, ona söz geçirene kadar esir kalırız. Baba. Kızım Leyla, hür olana kadar bunu asla çıkarma. Pasaportu kanıtla. Evet, Ryan. Kaldıkken tava, hamu tava. Eto Kürdi.
Bale. Vernehoer'i teftişten dekeyin. Abi inmemizi söylüyor. Bir şeyler verelim gidelim. İneriz kardeş. Banla Sereke. Tamaşa nev Sereke sen bekken. Evvel aklım ne kırı. Müşküle dermeynin. Hiç niye? Regale işi hoy bu katabülü. Ne vataçı? Ve pasaportun Israe. Leton Persi. Polat Alemdar. O da şey evleri. Lotus ticaret. Ticaret içi. Ticaret insani. Lere Hezane. İnsan Krino. Froşten. Drajmen lanı. Drajmen tepsiden de keyin. Drajmen. Drajmen. Gidiyorlar Abdülay. Yere çök abi. Ne bir Drajmen? Vaki insani teftiş manken. Min ne ardı direjin abi? Ne bir direj mi? Gidelim. Bundan sonra bu senindir. Çok güzel. Ata yadigarıdır. Çok kıymetlidir. Selahaddin Eyyubi'den bugüne soyumun erkekleri bu hançeri eşlerine verdiler. Soyumuzu, namusumuzu korusunlar diye. Evladımın emaneti bendedir. Evladımın emaneti bendedir. Erkekler ne zamandan beri kadınlara gerçek hediyeler veriyor? Kıskançsınız. Hepiniz evde kalmışsınız. Kocamda da gözünüz var. Ben gerçek hediyemi aldım. Bundan başka bir şey almadın mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsın damat? Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Ya Ebu Tarık, oğlum oğlumdur dedim. Sen hala damat diyorsun. Ben bugün kız tarafıyım. Senin oğlun benim oğlumdur ama... lakin Leyla da benim has kızımdır. Sıkıldım artık. Hala ateş açan yok. Birazdan başlarlar. Görürsün. Şevdem,
Le Grand Herald'ın listekan hat. Seher Akan Luna Oteli'ne. Babray. Affedersiniz efendim. Bu beyler karakoldan geliyorlar ve sizinle görüşmek istiyorlar. Dinliyorum. Karakola gideceğiz. Hangi karakol? Bize zorluk çıkarmayın bayım. Hangi ülkenin karakoluna davet ediyorsunuz? Irak Kürdistan'ı. Ben sizi tanımıyorum. Buranın sahibi gelsin beni alsın. Binanın etrafı sarıldı. Benimle geleceksiniz. Bana otelin müdürünü çağırın. Hemen. Yoksa ne siz ne de biz buradan çıkabiliriz. Sorun mu var? Bu toplantıyı kim düzenledi? Sorumlusu kim? Bu bir düğün. Rahatsız ettiğim için üzgünüm Mr. Fender. Lütfen oturun. Bakın Bay Alemdar. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu sorunun çözüm yeri kesinlikle benim otelim değil. Üzgünüm ama burası tam yeri. Lütfen oturun ve bu adamları yollayın. Müşterileriniz rahatsız oluyorlar. Gidelim. Hayır, lütfen oraya değil. Böyle. Size teknik bir soru sorabilir miyim? Bu otelin kaç tane ana taşıyıcı kolonu var? Anlayamadım. Ben açıklayayım. Otelinizde 6 ana taşıyıcı kolon var. Birinciyi patlattığımda sarsılırız. İkinciyi patlattığımda bina eğilmeye başlar. Üçüncü ve dördüncüde ise bina olduğu gibi yere çöker. Ama tabii ben C4'leri diğer iki ana koluna da yerleştirdim. Formalite icabı. Benden ne istiyorsunuz? Öncelikle kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Lütfen oteli boşaltın, sessizce. Bunun sorumluları bizimle gelecek. Bu düğüne kefil olan kişi benim. Sen Marshall benim dostumdur. Burada bulabileceğiniz bir şey yok. Eğer mutlaka birini götürmeniz gerekiyorsa onu size kendi ellerimle getireceğim. Ama düğünden sonra. Bizimle gelecekler. Hemen şimdi. Hepsini arayın. Herkesin kimliğini görmek istiyorum. Ver bakalım. Hadi. Gidin ver.
kadın. Yapmayın. Yapmayın. Ne istiyorsunuz bizden? Bırakın ne olur. Yapmayın. Kalk. Bırakın. Kalk. Gidelim. Yürü. Yürü. Kımıldamayın. Kımıldamayın. Otel tamamen boşaltıldı. Şimdi sizinle meseleyi nasıl halledebiliriz? Uzlaşmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa pazarlık yapmaya mı? Hangisini tercih edersiniz? Sam William Marshall. Onun buraya gelmesini istiyorum. Bay Marshall'ın otelimizle hiçbir ilgisi yok. Maaşını siz ödemiyor musunuz? Amerikan askerlerinin patronu Amerikan kapitalizmi değil mi? Anlayamadım. Arayın. Lütfen. Alo. Alo Sam. Bir saniye. Evet, seni dinliyorum Pender. Sam. Burada problem var. Otele gelmen gerekiyor. Gelemem. Şu anda davete gidiyorum. Sam. Durum ciddi. Merhaba Sam. Kimsin sen? Ben Grant Harrelton'ı havaya uçuracak olan kişiyim. Tabii sen varlığınla bizi onurlandırmazsan. Tatlı menüsü alabilir miyim? Amerikalıların apple pie'ının ünlü olduğunu duydum. Yanılıyor muyum? Abi bana da künefe. Apple pie dedin ya abi. McDonald's'ta da var. Bomba imha ekibini ara ve oteldeki durumu haber ver. Bombacıların kim olduğu bulunsun. Ayrıca şu Kürt liderini arayıp ona bu akşamki törene gelemeyeceğim için özür dilediğimi söyle. Dur bir dakika. İyi çıkardık Teğmen, ne dersin? Saatlerce yol gidecekler. Orada havasızlıktan ölürler.
Haklısın. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Nefes almalarını sağlıyorum. Artık havasızlıktan ölmeyecekler. Bu insanlar terörist olabilir ama sakın unutma, biz askeriz. Şimdi beni iyi dinle. Benimle bir daha asla böyle konuşma. Bunu anladın mı? Seni rapor edeceğim. Bu rezilliği... Beni kime rapor edeceğin umurumda bile değil. Şimdi çekil gözümün önünden. Hiçbir yere gitmiyorsun. Seni tutukluyorum. Değerli konuklar, üzülerek bildiriyorum ama Bay Marshall aniden çıkan bir iş nedeniyle ne yazık ki bu gece aramızda olamayacak. Doğal olarak bir süre acı çekecek. Bu yüzden gerekirse morfin ver. Anladım efendim, tamam. Güzel. Nasıl bir insan bunu yapabilir? İsyancılar efendim. Bırak yalan söylemeyi de doğruyu söyle. Bunu sana kaç kere söyleyeceğim? Bunlar insan, hayvan değil. Hayvanlara saygım daha fazladır efendim.
Öyle mi? Eğer hastalarımı öldürmekten vazgeçmezsen ve ben de organlarımı düzgün alamazsam, inan bana seni uykumda öldürürüm. Seni öldürürüm. Bu yaralıları hemen revire götürün. Çabuk. Fender, rahat olun lütfen. Gelmek üzeredir. Ben iyiyim fakat yaptığınız şey çok yanlış. Abdüley, yaptığının çok yanlış olduğunu söylüyor Mr. Fender. Kimsin sen? Adım Polat Alemdar. Türk müsün? Türk'üm. Bu yaptığında ne elde edeceksin? Mr. Fender, sizi fazlasıyla yorduk. Artık gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bak, nasıl bir belaya bulaştığının farkında mısın? Sen üstünde oturduğun belanın farkında mısın? Amacın ne? Oteli havaya uçurmak istiyorsan uçur, benden alacağın bir şey yok. Senden almak istediğim bir şey yok. Ama senin bana verebileceğin bir şey var. Bu çuvalı kafana geçireceğim. Aynını adamlarına da yapacağım. Hep birlikte başınızda çuvallarla otelden çıkacaksınız. Ve gazeteciler resminizi çekecekler. Bu kadarını bana verebilirsin, değil mi? Ben de bunun karşılığında sana Grant Harrelton'ı vereceğim. Ve çekip gideceğim. Bu çuvallar senin askerlerinin başına geçirdiğin çuvallar mı? Başın hala gövdenin üstündeyken geçir şu çuvalı kafana. Yoksa sana tam uyacak bir kefen bezim var. Tamam, bak Türk. Tam 15 yıldır bu bölgedeyim ve Türkleri çok iyi tanırım. Övünmeyi seversiniz. Sizin kendi kurallarınız, kendi kırmızı çizgileriniz vardır. Değişmez Irak politikalarınız vardır. Ve hep biz istemesek burada kimse bir şey yapamaz dersiniz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kırmızı çizgilerinizi çoktan sildik. Irak politikanızın içine ettik. Sizi anlamıyorum. Yani buna alınmadınız da başınıza geçen iki çuvala mı alındınız? Niye alındığınızı söyleyeyim. Birleşik Devletler son 50 yıldır size para ödüyor. Donunuzun lastiğini bile biz gönderiyoruz. Neden bir şey üretemiyorsunuz? Para diyorsunuz, yolluyoruz. Daha fazla istemek için mi birbirinizi dolandırıyorsunuz?
Silah istiyoruz dediniz, gönderdik. Savaşmayı kabul ettiniz. Ama askerlerinizi göndermeden pazarlığa kalktınız. Ve sonra yine para istediniz. Nasıl unutursunuz komünistlerden kurtarmamız için yalvardığınızı? Niye alındığınızı söyleyeyim. Çünkü artık size ihtiyacımız yok. Ben siyasi parti lideri değilim. Diplomat ya da asker de değilim. Aynen senin de dediğin gibi ben Türk'üm. Ve bir Türk'ün kafasına çuval geçirecek adamın dünyasını başına yıkarım. Şimdi kes sesini ve tak şunu. Peki. Tamam, patlat. Patlat, umurumda mıymış görelim. Hadi yap. Sen benim Kabe'mi patlat, ben de seninkini. Dur, dur bir dakika. Neyse bak. Herkesin hassas. Hassas bir noktası vardır. Sen o çuvalı yüzüme atarak hassas noktama dokundun ki bu hiç hoş değildi. Ben de seninkini biliyorum. İçeri getirin. Hayır, çocukları severim. Neden biliyor musun? Çünkü korkusuzlar. Benim gibi onlar da ölmekten korkmuyor. Ama ne yazık ki büyüdüklerinde korkuyorlar. Tüm günahkarlar gibi. Aslında bazen merak ediyorum. Tüm çocukları büyümeden öldürsek dünya nasıl bir yer olurdu acaba? Sence? Sen zaten çocuk katilisin. Buradaki 30 çocuğu getirmek için kaç çocuk öldürdün? Onları öldüremeyeceğimi mi söylüyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. Ben onları öldürmem. Ben onları kullanmam. Bunu yapsam ikimizin arasında ne fark kalırdı ki? Seninle benim aramdaki farkı söyleyeyim. Sen 11 adamını bile feda edemezsin. Bu yüzden oturup ülkenin yok oluşunu izlersin. Oysa ben gerekirse 11 bin adamımı feda ederim. Sen duyguların yüzünden 30 çocuğa kıyamazsın. Oysa ben onların duyguları için hepsini tek tek öldürürüm. Barışı bozacak herkesi öldürürüm. Ben senin gibi tesadüfen burada değilim. Barışı sağlamak için beni Tanrı görevlendirdi. Bunu sağlayan Tanrı'nın çocuğudur. Benim senin gibi bir çocuğum yok. Düğmeye basmak istiyorsan durma. Şimdi gidiyorum. Nasılsa yine karşılaşacağız. Çocuklar. Teşekkür ederiz efendim. Evet, altımda ne var? Efendim, çocukları çıkaralım isterseniz. İzninizle tabii. Biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Eve gitmek istiyor musunuz çocuklar? Evet efendim. Galiba çocuklar kalmak istiyor. Rica etsem şu masayı kaldırır mısınız? Ne dedi abi? Tanrı'nın çocuğuymuş bu Mati. Bu Rosu çocuğu.
Harikaydınız. Çok güzel. Beyler, hemen soyunun. Bir dakika içinde herkesi çıplak göreceğim. Hasta kul vahedin zâme lâbsa. Kul vahed lâzem yükünüm sallah tamamen. Hemen! Hasta! Cehenneme hoş geldiniz. Buradan kurtuluşunuz yok. Sonsuza kadar yanacaksınız orospu çocukları. Burada sadece acı bulacaksınız. Acınızı hafifletmek mi istiyorsunuz? Üzgünüm teröristler. Bunu terörist olmadan önce düşünecektiniz. Halbukum cehennem. Malkum mafarihnana. Rah tehtirgun yavuldul kahbelil abad. İhnana ma'udkum şigaril alam. Tridun alamkum tkif. Ma'ala sabiyar habiyyum. Problem olmasın. Allah'ım bir an eve gelsinler. Allah'ım Abdül'e yanlış sandalyeye oturmasın. Allah'ım beni buralarda bir başıma bıraktırma. Abi patlamadı. Patladı. Abdül bir sakarlık yapmadın inşallah. Tamam. Efendim. Yaşamak ve savaşmak istiyorum. Sen öyle istiyorsun ama önemli olan Allah'ın öyle istediği. İnananlar ölmekle hiçbir şey kaybetmez ama yaşadıkça ne olacağı meçhul. Şu an yapabileceğin en iyi iş başkaları için dua etmek. O dualar sana rahmet ve nur olarak dönecektir. Leyla. Allah şahit olanlara. Keşke ben de ölseydim. Ayağa kalk kızım. Ayağa kalk. Öldürenleri öldürmek için üstüme bombaları bağlayıp üstlerine yürüyeceğim. O zaman yemin ederim onlar da görecekler. Bir Leyla'nın canı onların kaçının canına bedel görecekler. Baba, izin ver bana kendimi de onları da öldüreyim.
Leyla, benim böyle bir şeye izin verebileceğimi nasıl düşünürsün? Bu kapıyı bilen biri bunu nasıl ister? İslam'ı anlayan böyle bir hırsa nasıl kapılır? Bundan başka ne yapabilirim ki? Leyla kızım, canlı bomba olmak Allah'a bir fiilde iki büyük isyan demektir. Birincisi, Allah'tan umudu keserek kendi canına kıyman. İkincisi de düşmanınla beraber masum kişilere de kıymayı göze alman. Leyla, canlı bomba olduğun zaman kaç masumun öleceğini bilebilir misin? Bilemezsin. Onu bilemediğin için de gerçekte şu veya bu kadar masumu değil, aslında bütün insanlığı öldürmüş gibi olursun. Müslümanlara bu fikri aşılayanlar ve onlardan intihar komandosu devşirenler Hasan Sabbah fitnesini hortlatanlardır. Bu bir kıyamet alametidir ve bil ki şeytan işidir. Acını anlıyorum kızım ama Müslümanları dünyaya korkunç insanlarmış gibi gösteren canlı bombalara heves ettiğini görünce üzülüyorum. Unutma kızım, Allah aciz değildir. Bizim şu anki acizliğimiz ve zafiyetimiz, Allah'ın kitabı ve Resulünün yolundan sapmışlığımızdan ve birlik olamayışımızdandır. Her intihar eylemi bu acizliği ve zafiyeti artırır. Düşmanlarımız da böyle eylemlerin artmasını istiyor. Hatta belki de kendileri düzenliyor. Yegane kurtuluş ümidi Allah'ın ipine sarılmaktır. Dua edelim, gayret edelim, bir olalım, hür olalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Safa afiyet. Hasan abi, işte Polat abi. Memati abi, bu da Abdülay. Nava arkadaş. Şahane. Türkiye'de özel kuvvetler için çalışmış. Yurt dışı görevlerde de bulunmuş. Son görevinde yüzü estetik ameliyatla değiştirilmiş ve Türk mafyasının içine sızmış. Ve mafyayı çökertmiş. Neredeyse tek başına. Ya diğerleri? Kendi ekibi, özel birlikten. Peki bu adamlar devlet adına mı çalışıyorlar? Resmi olarak hayır. Tabii ki resmi olarak değil. Sizin neyiniz var böyle? Dağı Kürtlere, çölü Araplara, petrolü de kendilerine ayırdılar. Bizimse gidecek yerimiz dahi yok. Planı bugün yapmadılar. Bizi bağımsız olarak yan yana bile getirmiyor. Toplantıları kendi himayesinde yapıyor. Yakınlarda toplantınız var mı? Var. Nerede? Pazar yeri. Thank you.
Sen aklını mı kaçırdın? Burada insanların hayatını kurtarıyorum. Sen zenginleri kurtarmaya çalışıyorsun. Beni seni yetkililere şikayet etmek zorunda bırakma, çünkü yaparım. Sen arkadaşımsın. Ama neden burada olduğumuzu unutmayalım. Ben hep buradaydım. Sizin güvenliğiniz için kendimi tehlikeye atıyorum. Kürtleri, Türkleri ve Arapları birbirine düşürdüm. Sense bir böbrek için şikayet ediyorsun. Dalga mı geçiyorsun? Nasıl bu kadar bencil olabiliyorsun? Beni sıkıştırmaktan vazgeçer misin? Beni rahat bırak. Ne kadar zorlandığımı biliyor musun? Bir fikrin var mı? Böyle basit konularla beni rahatsız etme. Bak, senden tek istediğim mahkumlara iyi davranılması. Bana lazımlar. Kimi öldürdüğün umurumda değil. Niye öldürdüğün, kaç kişiyi öldürdüğün beni ilgilendirmez. Ama bana birilerini getireceksen, adamlarına onları sokakta vurmamalarını emretmeni istiyorum. Benim organlara canlı ihtiyacım var. Tamam, bunu yapacağım. Evet, anlıyorum. Tamam. Yemeğe başlamadınız mı? Siz gelmeden olur mu efendim? Çok naziksiniz. Otel bombacılarını buldunuz mu? Maalesef efendim. Olayı araştırıyoruz. En ufak detaylarına kadar. Anladığınızı sanmıyorum. Benim tek bir gayem var. O da Irak'ı bir arada tutmak. Ve sizlerin burada barış içinde yaşayabileceğinizi kanıtlamak için kalıcı bir hükümet kurmak. Siz Türklerle ittifaka devam ettiğiniz sürece, siz de Arap dünyasıyla buna devam ettiğiniz sürece, sizin de bağımsız bir Kürt devleti kurma çabalarınız sürerse, bu bölgede asla barış olmaz. Beyler, benim tek itirazım bu kutuplaşma üzerine. Lütfen soğuk bir portakal suyu alabilir miyim? Ama bize eşit davranmıyorsunuz. Biz suçluyuz. Çünkü Saddam'ı biz yarattık. Size göre hepimiz teröristiz. Neden düğündeki insanlar terörist ilan edildiler? Sırf havaya ateş açtıkları için mi? Hayır, çünkü terörist ve bombacı yetiştirmeye devam ediyorsunuz. Çözüm bulmaya çalışacağım. Bakın, söylendiği gibi köylerimiz sadece iş gücü nedeniyle boşaltılmıyor. Köylerdeki aileler uydurma bahanelerle sistemli bir biçimde göç etmeye zorlanıyor. Sadece bizimkiler de değil, Arap köyleri de aynen bizim köyler gibi boşaltılıyor. Söyledikleri doğru mu bu Tarık? Maalesef doğru. Tabii bunun tek bir nedeni var. Petrol.
Musul ve Kerkük'teki petrol noktalarından teker teker çıkmaya zorlanıyoruz. Petrol bu bölgenin topraklarından çıkan bir değerdir. Bunda bizim de hakkımız yok mu? Tabii ki bunda hakkımız var. Ama önce güvenliği sağlamalıyız. Sonra ekonomik meselelerle ilgileniriz. İstikrar olmadan bu zenginliği paylaştırmamı bekleyemezsiniz benden. Tony baş. İsterseniz şimdi somut taleplere geçelim. Dinliyorum. Ne yazık ki terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanıp işkence gören, polis tarafından gözaltına alınan bir sürü masum Arap var. Bu tutuklamalardan sonra gözaltında yakın akrabalarını kaybeden birçok aile var. Bu konuyla şahsen ilgileneceğim. Bizim talebimiz açık ve net. Köylerinden zorla göç ettirilen ailelerin sağ salim geri dönmesini istiyoruz. Kürtler de artık bize azınlık muamelesi yapmaktan vazgeçmediler. Tamam. Göç eden ailelerle ilgileneceğim. Yerleştirildikleri yerle ilgili bir sorunları varsa köylerine sağ salim dönmeleri için elimden geleni yapacağım. Güvenlik ve istikrar için daha fazla maddi destek gerek. Ve bölgenin kalkınması için eğitimli insanlar lazım. Doğrusunu isterseniz CIA'de son 20 yıldır bu cümlelerin Kürtçesini ezberlemeyen stajyer bile yok. Özel olarak 2 dakika görüşebilir miyim? Tabii ki. Aslında ben de seninle konuşmak istiyordum. Thank you.
canını yakabilir. Yakarsa sana morfin yaparım. Bu ne cüret? Bu ne küstahlık? Buradaki yaşamlarını düşününce cennete gitmek için ölen insanlar var. Diğer taraftaki mutlu yaşama kavuşmak için. Anlamıyorum. İsa Mesih'e inanmayıp cennete gitmeyi düşünenleri anlamıyorum. Yani sen gidiyorsun, ben gidemiyorum. Söylediğin şey bu mu? İsa ölürken bu dünyayı size bıraktı. Biz onun tarafından seçildik. Onun krallığını kurabilmek için. Ha. Buna bir itirazım yok. Ama benim halkım Tanrı'yla pazarlık yapabilen tek halktır. Ve işte bu yüzden benim bildiğim soyum cenneti kimseye bırakmaz. Sence? Morfin. Efendim, Polat Alemdar'ın bir adamı olay yerindeymiş. Koruma kılığına girmiş. Şu Türkmen lideri getirin bana. Peki efendim. Çok şükür iyiymiş abi. Hastaneye götürmüşler muayeneye. Bomba kimmiş? Bilmiyorum da. Sen git bir haber al da gel. Geçin. Durun. Burada bekleyeceğiz. Benim konuşmadığım hiçbir şeyi konuşma. Tamam abi. Hasan. Sen benimle özel olarak konuşmak istiyordun. Konu neydi? Bak Sam. Birazdan bir bomba patlayacak mı yoksa Sam? Türkiye'den getirttiğim adamlar bomba patladıktan sonra sana ve adamlarına ateş açacaklar mı diyecektin. Hı? Hangisiydi? Nerede kaldınız? Abi yollar berbattı. Buradan çıkmamız lazım. Güvenli değil. Aha. Ama siz bize yine haksızlık ediyorsunuz. Hepimiz oradaydık. Yani hepimizin hayatı tehlikedeydi. Hasan, sana bir kere daha soracağım. Nerede bu Polat Alemdar? Polat Alemdar? Polat Alemdar nerede? Abdülay. Çantandakileri hazır tut herhalde.
Abi evlerde insanlar yaşıyor. Hadi! Evleri patlatacağız demek. Gözden kaybettik efendim. Bütün evleri arayın. Peki efendim. Siz de. Yardımcı olabilir miyim? Eğer evinde birini saklıyorsa olabilirsin. Büyük annem ve benden başka kimse yok. Kocan nerede? Cennette. Arap erkeklerini ne öldürüyor biliyor musun? Hayır. Ne? Kadınları. Evlerde bir şey yok. Gidelim. Olduğum kişinin adını bilmek isterim. Borcunu ödeyeceğin zaman öğrenirsin.
Sen hayatımızı kurtardın. Bizi evinize buyur ettiniz ve büyük bir konukseverlik gösterdiniz. Ama buradan gitmeliyiz. Amerikalılar her yerdeler. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Amerikalıların gitmesini beklersek yaşlanırız Leyla. Dışarıdan bilgi almamız ve ona göre davranmamız lazım. Nasıl bir bilgiye ihtiyacınız var? Ben araştırayım. Hayır. Sen yapamazsın. Belki Abdüley. Ama onu tanırlar. Yemek geldi. Erhan'la birlikte çıkarsanız rahatça dolaşabilir misiniz? Efendim. Bazen isyan ediyorum, neden beni yanında istemiyorsun diye. Ama anlıyorum ki sana karşı vazifelerim bitmedi. Kışkırtmalara direnen kişi kutsanır. Çünkü yorulduğu zaman yaşam tacını alır. Ölen kahramanların ve kahraman olacakların ruhlarını takdis et. Bize huzur ver. Bize hep yol göster. Bu fedakarlıklar hep görev aşkıyla yapılıyor. İsa Efendimiz'i ve dünya barışını korumak için. Yüce Efendim, bütün gücümle vazifelerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu dünya sana sadakatimi ispatlayacak işler yapmam için yaratıldı. Sen yeryüzüne dönmeden önce kutsal kitapta vaat ettiğin Babil hesaplaşmasını tamamlamamı sağla. Gelecek nesiller Tanrı'nın krallığını inşa edecek kahramanlara minnettarlığını sunarken dualarında beni anlamaları benim için ne büyük bir şereftir. Aziz Petrus Roma'yı terk ettiğinde sen Yüce Efendimiz ona Kovadis demiştin. Nereye gidiyorsun? Burası Babil, benim vatanım. Bana nereye gidiyorsun demeyeceksin, sana söz veriyorum. Ben bu topraklarda öleceğim. Kanım bu topraklarda akacak. Kanım vaat edilmiş zamana kadar, yani sen dönene kadar, yani vaat edilmiş topraklar bizim olana dek akacak. Vaat edilmiş topraklar bizim olduğunda barış gelecek. Ve barışı sağlayan Tanrı'nın çocuğu olacak. Hepinizin huzurunda aslında söylememem gereken bir sürprizi bu mutlu günde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bay Marshall'ın bu ülke için yaptıklarını unutamayız. Ve bizim için. Iraklılar olarak Sayın Marshall'a olan minnetimizi Bağdat'a bildirdik. Sayın Başkanımız bu minnettarlığımızı cevapsız bırakmadı. Sayın Marshall. Lütfen bana sadece sen deyin. Tamam. Sam, Saddam'ın sarayından gelen ve şu anda trenle buraya gelmekte olan bir piyanoyu sizden kabul etmenizi istiyorum. Iraklıların minnettarlığı adına. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olun, onur duydum. Çok sağ olun. O nedir? Ah, vay canına. Tekrar teşekkür ederim, sağ ol. Türkmenlerin işi bitti, sıra Araplarda. Hadi bir fotoğrafımızı çekelim. Selam ve selam aleyke ya Seyyidem.
Rabbi, işittik ve itaat ettik. Allah muhakkak işinde galiptir. Görünen ne olursa olsun, kim yenerse yensin, kim yenilirse yenilsin, galip olan, hakim olan, yapan ve yaptıran sensin. Ya Rab, sen ki Muhammed Mustafa'ya dahi yenilgi sınavını yaşatansın. Sen zulmetmezsin ya Rabbi. Ya Rabbi, inandık ve tasdik ettik. Zulmeden biziz ya Rabbi. Senin yolunda kenetlenmeyip, benlik hevesiyle ayrı düştüğümüz ve bölündüğümüz için kendimize zulmettik. Biz bize zulmettiğimiz için düşman da şimdi bize zulmediyor. Bütün zalimlerden ve senden sana sığındık ya Rabbi. Bizler gafil olduk, günahkar olduk, mahkum olduk, mağlup olduk. Kur'an ve sünnetin hikmetleriyle uyanmadık. Sen bizleri düşmanın saldırılarıyla uyandırdın. Şimdi de lütfet ya Rabbi. Bize bu saldırıları def edecek güç ve enerji ver. Bilinçli sabır ve sebat ihsan eyle. Ya Rabbi, bize barış dini İslam'ı getiren kutlu peygamberin hürmetine, onun mecbur kalıp savaştığı zaman titizlikle sadık kaldığı vuruşma hukuk ve ahlakından ayırma ya Rabbi. Güvenli değil. Eğer biri görürse yakalanabilirsin.
Sam yüzünden buraya takıldım. İnsanlara zulmediyor ve ben bir şey yapamıyorum. Sam'in yaptığı yeni bir şey değil. Onun zulmünde senin hiçbir rolün yok. Onun ölmesini benden çok isteyen olamaz. Ama sabretmekten başka yapacak bir şey yok. Böyle sabırlı olmayı nereden öğrendin? Sabrın dayanamadığım kısmını yaşadığım hayattan, direnebildiğim kısmını ise şeyhim sayesinde öğrendim. Şey? Abdurrahman Halis Kerkuki. Beni o büyüttü. Annen, baban? Babamı hiç görmedim. Annem öldüğünde de onu hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Beni o büyüttü. Bütün evsizleri, öksüzleri büyüttüğü gibi. En çok yapmak istediğin şey ne Leyla? Eskiden bir hayalim vardı. Gözlerimi kapayıp yıldızlara bakarken bu topraklarda son nefesimi vermek isterdim. Tek hayalim buydu benim. Şimdi tek bir isteğim var. Hayattan. Bu hançeri o aşağılık herifin kalbine saplamak. Ancak o zaman anlayabilirim. Bir kalbi var mı? Yok mu? O zaman huzur içinde ölebilirim. Arzunu gerçekleştirmeni engelleyecek olursam bana kızar mısın? Usta, hareket halindeki trene nasıl bineceğiz? Yaklaşınca atlayacağız Mehmet. Piyanonun başında kimse yok mudur? Varsa vuracağız. Ses çıkar. O zaman vurmayız, trenden aşağı atarız. Yok, vuramayız. Anlarlar. Kimse yoktur inşallah. İnşallah. Of. Geliyor. Gelene gidene göz kulak ol. İstek ve şikayetlerin çokluğundan bunalıp usanç gösterme. Burası senin benim değil, evsiz barksızların evidir. Tamam efendim. Unutma Yusuf. Sabır
boyun eğmek değildir. Sabır mücadeledir. Artık bu şeyhten çok sıkıldım. Türkmenler onun yanına koşuyor. Araplar onun yanına koşuyor. En yakın adamları kim? Kürtler. Kim bu adam Allah aşkına? Soyu peygambere kadar uzanır. Herkes ona saygı gösterir. Soyu umurumda bile değil. Eğer benim burada yaptığım şeyleri bozmaya kalkışıyorsa benim için o teröristlerin başı demektir. Lütfen efendim böyle konuşmayın. Abdurrahman Halis Kerkuki Hazretleri burada olmasa yetimlere kim bakacak? Dullara, işsizlere, çaresizlere. O zaman herkes terörist olurdu. Bu adam söylediğin kadar iyiyse belki de Irak'ın başkanı olmalı. Yıllardır sana bu adam tehlikeli diyorum ve sen de yıllardır onu savunuyorsun bana. Şimdi cevap ver. Kimden yanasın? Benden mi ondan mı? Menfaatin ne? Benim kimseden hiçbir menfaatim yok efendim. Adamlarını hazırla. Şeyhi tutuklayacaksınız. Peki efendim. Ben bu işin bir parçası olamam efendim. Kusura bakma, seni duyamadım. Tane tane konuş. Benim babam, onun babası, hatta dedemin de babası. Biz hepimiz o köyün ekmeğiyle büyüdük. Bizi Saddam'ın zulmünden o kurtarmıştı. Yapamam. Ben asla ona silah doğrultamam. O bizi çarpar. Çarpar mı? Yani büyücü mü bu adam? Hayır. Hayır efendim. Siz onu bilmiyorsunuz. Yeterince biliyorum. Teşekkürler. Bu toplantı bitmiştir. Irak'a gelen işgalcilerin Amerikalıların sonunu görsün. Amerikalılar, İngilizler, Yahudiler Irak'tan defolup gitmedikçe herkesin kafasını teker teker keseceğiz. Siz? Ha? Kime özeniyorsunuz? Kime? Zalimlere çalışan kuklaları mı taklit edeceksiniz? Peygamberimizin yapmadığını siz kimden öğrendiniz? Hı? Bu adam katillerin uşağı, gazeteci, masum biri değil. Ne dedin? Sen Allah mısın ki masum olmadığını bileceksin? Zalim biri olabilir. Yalancı da olabilir. Bu adam biri sizin kellenizi uçursa büyük bir keyifle fotoğrafınızı çekerek Müslümanlar birbirlerini kesiyor da diyebilir. Siz kendinize bir zalimin yaptığı işi nasıl yakıştırıyorsunuz? Nasıl? Kalk. Kalk. Al bunu. Al. Kes kafasını.
Uçur kafasını. İçinden geçeni yap hadi. Hadi! I'm just a journalist. Do you understand? Sevgilim sonunda ellerimdesin. Aşağılıklar. Bu ne gürültü böyle? Şunu yapmayı keser misiniz? Lütfen gürültüyü kesin. Teşekkür ederim. Çalışmaya çalışıyorum. Ne diyor Abdülay? Herif ölmüş abi. Harbi mi usta? Buradan gitmeniz lazım. Artık hiçbir yere gitmem. Öldü gitti. Ne yapacak? O iğrenç ruhu beni rahatsız mı edecek? Leyla. Zor kısmı asıl şimdi başlıyor. Onun yerine gelecek olan adam bizimle temas ettiğinizi öğrenebilir. Nasıl öğrenecekmiş? Leyla, Erhan'la seni mutlaka birlikte gören olmuştur. Oho! Çocuklar dışarıda bağırıyor Türkiye sizinle gurur duyuyor diye. Siz hala oturuyor musunuz? Dur oğlum, bir şey konuşuluyor. Sanki anlıyorsun. Hüseyin yanında güvende olur musunuz? Neden? Haber edilmem herhalde. Bira erzak bir şeyini. Dayar havastı. Abdüley. Öldüğünden emin olmamız lazım. Kamufle ol, şehre in. Gelirken de bir araç bul. Türkiye'yle gurur duyuyor musun? Ha, duyuyor musun?
Ara malzemeleri indir. Tamam abi. Dinlenin siz. Şeyhin gelir mi sabah namazına? Muhakkak gelir. Tamam o zaman. Ben şurada elimi yüzümü yıkayayım. Aha, tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne kıva? Ne sari? Maşallah. Çeşi ne? Türkiye. Türkiye? Maşallah. Hoca ne diyor abi? Allah büyük diyor Abdüley. Bugünün bir de İstanbul'a dönüşü var diyor. Sen benle. Rizanın ve pir bu. Halo. Lotu Cüneyt'i Türk benim. Şey kabından kere. Nafutçu ya halo. Davin, çek o işi. Ki demiri, ki demiri. Thank you.
bizi öldürüyorlar. Erhan, mematilere yardıma git. Tamam abi. Buralar! İşte buradasın. İşte. Abi ben de Kürt'üm. Sen başkasın Abdülbey. Her şey böyle başlıyor abi. Sabır Dante, sabır. Bu Türk sinirlerimi bozuyor. Sabır sıranı beklemektir. Etrafımızı sarıyorlar galiba. Ben arkaya geçeceğim. Abdülay! Thank you.
çocuğumlar. Hadi ama yara acımıyor. Abi bulmamız lazım. Yeah.